Arı zerre ile çalışmalarımız bizim 2017'den başladı aslında. Çok böyle yeni değiliz. Benim yüksek lisans öğrencim Sinan Tetikoğlu'nun ilk teziydi bu, 2017'deki. Orada bir kanser hücrelerinin öldürücü bir etkisini gördük. Normal hücreleri öldürmediğini gördük. Ama bu zaten literatürde bilinen bir şeydi. Biz tabii orada başka şeyler de baktık ama bunu teyit etmiş olduk literatürdekiyle aynı şekilde. Şimdiki bu son 1-2 senede çalıştığımız şey de aslında bu etkiyi biraz daha farklı bir şekilde tanımlamak. Yani daha doğrusu biraz daha öteye doğru götürmek. Buradaki amacımız da şimdi kanser hücreleri işte bu arada meme kanserinde çalışmalarımız var. Karaciğer kanserinde de çalıştık. Benzer etkiyi gördük ama şu anda asıl çalışmalarımızı meme kanseri üzerine yoğunlaştırdık. Burada bizim yaptığımız çalışma şuydu. Meme kanseri hücreleri ve normal meme hücrelerini işte ayrı ayrı arı zehriyle muamele ettik. Sonra arı zehrinin kanser hücrelerini daha fazla öldürdüğünü gözlemledik. Sonra bu arı zehrini ortamdan uzaklaştırdık. Yerine arı zehri olmayan bir medya içeriği koyduğumuzda beklediğimiz şuydu. Daha doğrusu hücreler ölmeye devam edecekler mi? Çünkü bir uyaranı kaldırdık ortadan. Arı zehrini verdik, sonra kaldırdık. Acaba kendilerine gelecekler mi yoksa ölmeye devam edecekler mi? Sorumuz buydu. Ve kanser hücrelerinin ölmeye devam ettiğini gözlemledik. Yani arı zehri bir şalteri açmış gibiydi sanki. Geri dönüşümü olmayan bir şalteri açtı ve ölüm hızlı bir şekilde devam etti. Fakat normal hücrelerde tam tersi. Hücreler biraz böyle ölme eğilimine girdiler. Sonrasında toparlanarak tekrar çoğalmaya devam ettiler. Yani arı zehrinin etkisi o kadar kalıcı olmadı. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Normal hücreleri çok fazla zarar vermezken daha çok kanser hücresi üzerine bir etki gösteriyor. Buna literatürde anastasis deniyor. Anastasis ölümden kaçış mekanizması demek. Yani hücrelerin ölümden kaçış mekanizması anlamına geliyor. Yani biz şöyle dedik. Demek ki normal hücreler arı zehrine muameleden sonra anastasize giriyor ama kanser hücreleri girmiyor. Dolayısıyla biz bu projede de ne yapacağız? İşte bu meme kanseri hücreleriyle normal meme hücreleri arasında bu anastasiz cevabının nasıl olduğunu, yani hangi genler işte A, B, C genleri neyse ya da proteinleri bunları anlamaya çalışacağız. Aday bir takım proteinler, genler ortaya çıkarmaya çalışacağız. Yapmak istediğimiz temel anlam da bu aslında. Daha önceki çalışmalarda şöyle, arı zehri zaten üzerine çok çalışma var. Yani bu yeni bir alan değil. Arı zehrinin işte kanser etkisi de biliniyor, antikanser etkisi biliniyor, romatizma hastalıklarda kullanılıyor, estetikte kullanılıyor. Mesela ilk eski Mısır'da botoks, şimdi bizim bildiğimiz botoksu o zaman arı zehriyle yaparlarmış doğada. Dolayısıyla hani kozmetikte kullanımı da çok yaygın. Ama biz burada yaptığımız şey şu, ilk defa literatürde anastasis açısından bir değerlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yeni olduğunu söyleyebiliriz çalışmanın. Normalde biliyorsunuz bir DNA dizimiz var. İşte A, T, C, G diye bir baz dizilimimiz var. Normalde bu bazlardan biri değiştiğinde mesela T yerine C geldi diyelim. Bu mesela bir mutasyona sebebiyet verebilir. Fakat bu çok sıklıkla gözlenen bir şey değil. Mutasyonlar çok sık olan, karşımıza çıkan şeyler değil. Ama tabii bu mutasyon olunca ne oluyor? Genler genellikle çalışmıyor ya da fazla çalışıyor vesaire. Epigenetik dediğimiz şey de DNA'mızın o dizisi değişmiyor. İşte A, T, C, G devam ediyor. Fakat üzerine bir takım kimyasal moleküller bağlanıyor. Metil gibi. Bunlar bağlandığında genimizin çalışması değişiyor. Dolayısıyla burada bugün çalışan gen yarın çalışmıyor. Yarın çalışmayan gen bugün çalışıyor. Ama bir mutasyon olmadan. Dolayısıyla epigenetik aslında bize o genoma biz bir yazılım dersek o yazılıma farklı kodlar veren bir başka yazılım üstü bir yazılım aslında. Bu çalışmada da şunu yapacağız. Eğer biz işte belli genleri çıkarabilirsek mesela A, B, C genleri diyelim etkili. Bunların üzerinde, bu genlerin üzerinde epigenetik bir kontrol var mı ona da bakacağız. Yani bu da işin en son kısmı olacak. TÜBİTAK bu araştırmayı desteklemeyi kabul etti. Şu anda henüz bütçe görüşmeleri yapılıyor. Ama bu çalışmayı sonlandırmamız için yeterli bir destek olacağını düşünüyoruz.